Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün beraber makrome ipi ile verev bileklik nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için yine çok az malzememiz var arkadaşlar. Şöyle mumlu ip kullanacağım ben. Eğer elinizde varsa paraşüt ipi de kullanabilirsiniz. Makasım var, çakmağım var. Masama sabitleyebilmek için bant kullanacağım. Ve uç kısmına da şöyle arkadaşlar boncuk eklemeyi düşündüm. Daha önce şöyle arkadaşlar ince bir bileklik yapmıştık. Bunu 4 ip kullanarak yaptım. Şimdi bunu biraz daha kalınlığını yapacağız. 10 tane ip keseceğim. 80 santim olacak şekilde ayarlayacağım. Şöyle arkadaşlar 10 tane olacak şekilde iplerimi ayarladım. Kapamasını yapabilmek için arkadaşlar şöyle bir 10-12 santim kadar uçtan bırakacağım. Sonra bir düğüm atıyorum. Ve masama sabitliyorum. İplerimi bu şekilde ayırdım arkadaşlar. Şöyle size daha kolay gösterebilmek adına. Sağdan başlayacağım. İlk ipim benim sol elimde olacak. Şöyle yönünü verev bir şekilde ayarlıyorum. Çapraz gelecek şekilde. Bu ip değişmeyecek arkadaşlar. Diğer iplerle iki defa düğüm oluşturacağım. Şimdi önümdeki ipi alıyorum. Bakın şöyle arasından geçiriyorum ve yukarıya doğru bir ve arkadaşlar ikinci düğümü de oluşturuyorum. Şimdi bu ipi bırakıyorum. Bununla işimiz bitti. Diğerine geçiyorum. Diğeriyle de yine iki defa düğüm oluşturuyorum. Bıraktım arkadaşlar, diğerine geçtim. Buradaki tüm iplerimle arkadaşlar bu şekilde iki defa düğüm oluşturacağım. İlk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle iplerimi tabii elimle arada düzelteceğim. Önemli olan verev çapraz bir şekilde gitmiş olması. Burada dikkat edeceğiniz nokta bu arkadaşlar. Dediğim gibi her ipe iki defa düğüm oluşturacağız. Tekrar devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi 3. sıraya geçiyorum. Bu aşamadan sonra bilek boynuza gelene kadar aynı şekilde öreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapılışı. Çok kolay arkadaşlar.
İplerim kısalana kadar düğümlerimi oluşturdum arkadaşlar. Vermiş olduğum ölçü de bence tam olarak yeterli. Şimdi bu son kalan 5 tane ipin 2 tanesini baştan şöyle düğüm atıyorum arkadaşlar, sıkı sıkı 1 ve 2. Bıraktım bunları. Bir de arkadaşlar şöyle diğer taraftan bakın. Baştaki 2'yi ve sondaki 2'yi alıyorum. Yine böyle sıkı sıkı birbirine bağlıyorum. İplerimi biraz azaltacağım bu noktada. Ortada arkadaşlar 2 tane bağlanmamış ipim kalıyor. Bilekliğimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle önden, tabii arkadaki görüntüyü, yaktığımız kısımları mümkün olduğunca arkaya doğru getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu noktada boncuğumu ekleyeceğim. Ve arkadaşlar şöyle bir düğüm atıyorum. Bu kısımda yaptığım işlemin aynısını arkadaşlar diğer tarafa da uygulayacağım. Düğümümü çözerek başlıyorum hemen. Makrome'den yapmış olduğumuz vele bilekliğin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle yakından da size göstereyim ve arkası da böyle oldu. İsterseniz bunu bağlayarak kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar daha önce yaptığımız gibi şöyle asansör kapama da yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı olacaktır. Bu videonun altına mutlaka açıklama kısmına asansör kapama nasıl yapılır, bunu ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şöyle de bileğimde göstereyim. Bu arada dikkatinizi çektiyse ve yapmak isterseniz buradaki bilekliklerin de arkadaşlar yapılışları kanalımda var. Beraber yapmıştık. Yüzüklerim de yine aynı şekilde. Bu videonun altına mutlaka açıklama kısmına ekliyor olacağım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.